Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu olarak ülke genelinde alın teri döken 852 döviz bürosu ve binlerce çalışanı adına bu açıklamayı yapıyoruz. 12 Ekim 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ve tebliğ bizleri ve tüm çalışanlarımızı mağdur etmiştir. Biz döviz büroları olarak serbest piyasanın en önemli unsurlarından biriyiz. Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Döviz büroları ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaret ile ülkemize gelen yabancı paraları ülke finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir. Yeni düzenleme ile getirilen birkaç önemli hususu sizlerin dikkatine sunuyoruz. Serbest piyasada çok önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devir hakları ellerinden alınmıştır. Şirket sahipleri hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez hale getirilmiştir. Döviz büroları sahipleri şirket yönetimine profesyonel yönetici, eşlerini, çocuklarını ve kardeşlerini atayamamaktadırlar. Sermaye şartı işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkartılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletme faaliyetten men edilecektir. Getirilen yönetmelik ile ülkemiz 4 faaliyet bölgesine bölünmüştür. Şirket adresi naklinde 3 milyon TL harç ödeme şartı getirilerek adres değişikliği imkansız hale almıştır. Yönetmeliğin Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan çıkartıldığını düşünüyoruz. Döviz büroları piyasanın en güvenilir ve saygın firmalarıdır. Buna rağmen hiçbir sektörde uygulanmayan baskı ve haksız düzenlemeler işletmeleri çalışamaz hale getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kamuoyunun vicdanına sesleniyoruz. Senelerce emek verip sektörde var olan şirketlerin bu tebliğ ile değerlerinin yok edilmesi hiçbir yasa ve vicdana uymamaktadır. Bu tebliğ yürürlükte kaldıkça kaçak döviz bürolarının işlerini artıracaktır. Bu durum çok büyük bir vergi kaybına sebep olacaktır. Yürürlüğe konulan yönetmelik ile kaçak döviz büroları ve gayri resmi döviz alım satımı yapan firmalara hayal bile edemeyecekleri fırsat verilmiştir. Döviz büroları olarak her zaman devletimizin yanındayız. 12.10.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğ bizler açısından mağduriyet oluşturmuş ve nihayetinde şirketlerimizi kapatmamıza sebep olacaktır. Yönetmelik ve tebliğ anayasamıza, kanuna ve hukuka aykırıdır. Bu yönetmeliğe karşı hukuki haklarımızı arayacağımızı ilan ederiz. Tarihe not düşmek adına bu bildiriyi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Saygılarımızla.